Arkadaşlar merhabalar. Son varyasyonumuzda sizlerle birlikteyiz. Varyasyon 13 olarak anlandırdık. Burada iki tane diyotlu sistem ve iki tane voltaj kaynaklı böyle bir soru gelebilir. Bu son varyasyonumuz olacak. Clipper'ları artık sonlandırıyoruz arkadaşlar. Gelin isterseniz bu soru nasıl çözülüyor şimdi buna bir göz atalım. Şimdi bu soruya baktığımızda yine özellikle ilk kısım için olan yani diyotun pozitif taraftan geçirme kısmı veya negatif taraftan ve in verme durumuna göre düşünmeye başlayacağız. Öncelikle her iki durumda da diyot zaten geçirdiği bir durum var. Yani buradan gönderdiğimde de diyot geçirme durumu var. Buradan gönderdiğimde de diyot diyotun geçirme durumunu görmekteyiz. Buna göre o zaman şunu düşünmemiz lazım bir tanesini seçelim dedik o zaman. Artı taraftan şu şekilde gönderdiğinizi düşünelim. Şöyle gönderiyoruz. Bu gönderme işlemini yaparken şöyle bakıyorum akım dirençsiz yolu tercih edecek veya geçiren tarafı tercih edecek diye düşündüğümüzde bu tarafa doğru gitmeyeceğini anlıyorsunuz. Otomatikman buraya yöneleceğini gördünüz. Buraya yöneleceğini gördünüz. Eğer ki şuradaki bir voltaj kaynağı benim canımı sıkmasaydı şu şekilde burayı düstel yapacaktım ve yoluma şu şekilde devam edecektim. Sonrasında ise bu yolumu şu şekilde tamamlayacaktım ve sonrasında ise işime bakacaktım. Peki bu durumda ne çizecektim o zaman? Diyecektim ki bu taraftan baktığımda ise düz tel olacaktı tamamen ve out tabi yine ilk kısımda ne taraftan geçecekti? Bu taraftan geçecekti ve buradaki düz tellikten dolayı tabii ki şu an hala V1 yok sayıyorum burada V1 yokken düz tel üzerindeki tüm voltlar aynı olduğu için potansiyel fark aynı sıfır olacağı için yani V-V'den sıfır olacağı için output kısmına şu şekilde ilk taraf için sıfır çizecektim şimdi öncelikle birinci kısmı odaklandım yani çizim yapacağım taraf birinci kısım olacak birinci kısma pozitif mi çizeceğim negatif mi çizeceğim ona odaklanmak adına şimdi gelin düşünelim ne yapacağız şimdi arkadaşlar bu kez voltaj kaynağını görmekteyim şurada voltaj kaynağını şöyle çizdim. Buradaki voltaj kaynağı peki nasıl bir etki gösteriyor? Artısı bu tarafta eksisi ise bu tarafta. Buradaki kaynağın bir nevi bu şekilde yola çıkmıştı. Eksi artı fakat zıt yönde. Biri bu tarafa doğru gitmek istiyor. Biri ise akım artıdan çıkar lise mantığıyla düşündüğünüzde bu tarafa gitmek istiyor, bu ise bu tarafa gitmek istiyor. Burada bir çatışma söz konusu. Bu çatışmadan dolayı bana şunu söyler misiniz? Buradaki V1 kaynağının büyüklüğü, yani ki o şurada çizilmiş durumda. Buradaki V1 kaynağının büyüklüğü ne zaman ki, ne zaman ki, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Buradaki V in kaynağı, input değeri yani şu inputumuz değil mi bizim? Bakın şöyle artarak gidiyorum, sonra tekrar azalıyorum pozitif kısım için. V'in değerim ve V'in değerim giderek artarken V1 değerini ne zaman aşarsa yani şuralara ulaşırsa o zaman bu diyotu yenecek ve bu diyotun açılmasını sağlayacak. Bu diyot açıldıktan sonra işte o zaman devrede bu kez V1 de outputta V1 devrede çalışır diyeceksiniz ve V1'i görürüm diyeceksiniz. Olayın mantığı bu. Olayın mantığı bu. Dolayısıyla benim burada bunu yenemediği takdirde de bu diyotun şu şekilde ters duran bir diyottan farkı olmuyor. Neresi için? V inimin V1'i geçemediği şu bölge için. Benim V inim ters çevreli bir diyottan farkı kalmadığı için buradan ulaşacak tüm voltları hatırlarsanız hızlı bir şekilde yapmak için ne diyorduk? Burada toplanacaktır ve toplanan e, buradaki voltu da otomatikman output'ta göreceğim ve net ne olarak göreceğim? Artım olarak göreceğim. Evet, artı taraftan geçiyor ilk. Artı taraftan topluyor diyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla benim şu zaman aralığı için yani V1'in V'nin V1 V1'den küçük olduğu şu aralık için ben toplandığını yani V'nin burada toplandığını görmekteyim. Dolayısıyla aynı şekilde V in ne ise aynısını burada V1'e ulaşana kadar şu şekilde gördüm arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar tekrar düştüğü şu bölge içinde yine neyi görmekteyim? Yine aynı şekilde bunu tekrar bu şekilde görmekteyim. Sonrasında ise odaklanmamız gereken noktalardan bir tanesi şu. Biraz önceki şuradaki diyotu bir silelim. Üst üzerini karaladık. Diyotumuz nasıl bir vaziyetteydi? Diyotu tekrar gördüm şu şekilde. Sonrasında ise tekrar odaklanıyorum. Şöyle çizmiştik tabii ki. Bu kez dikkat edin V inin V1'i geçmeye başladığı noktadan itibaren diyotumuz şu hale yani düz tel haline gelecektir. Ondan size so ondan sonraki sorum size şu. Artık bu devrede bu kaynağım da bir harekete başlayabilir mi burası düz tel olduğu için? Evet, harekete başlayabilir. Peki output'um kime bağlı bu kez? Burada bir düz tel var. Eğer bir voltaj kaynağı olmasaydı düz tellikten dolayı sıfır volt çizmem lazımdı. Fakat burada dikkat edin. Önceki varyasyonlarda da yaptığımız üzere artı kısmının artı kısmının artı kısmı, eksi kısmının eksi kısmını yani bir zıtlık olmaması durumunda veya büyük artı kısmı otomatikman nereyi görüyorsa onun işaretiyle ve volt değeri olarak da direktman buradaki voltaj kaynağını outputta gö gördüğüm için otomatikman ne diyorum? Şu aralıkta yani V'nin V'ye yenildiği daha doğrusu V'nin V'yi yendiği şu aralıkta ise neyi görüyorum arkadaşlar? İşte bu şekilde her zaman V1 değerini görmüş oluyorum. Takdir edersiniz ki şimdi ikinci kısma geçeceğim ve ikinci kısımdan şu şekilde gönderdiğim takdirde ne diyeceğiz? Aynı şeyleri söyleyeceğiz. Eksi artı gibi bir kaynağım vardı. Şimdi nereye odaklanıyorum? Tabii ki şu kısma odaklandığım artık siz de anlamışsınızdır önceki varyasyonlardan da olduğu gibi. Bu şekilde gittim bu kez. Geçirmeyen bir diyot görüyorum burada. Hadi yine şöyle silelim ki rahat görün. Sil, sildim şöyle. Hani geçirmeyen diyotu gördünüz burada. O zaman bu tarafa gitmeyecek de bu tarafa doğru gideceğini artık takdir ediyorsunuz. Buraya geldikten sonra ise yine buradaki voltaj kaynağı olmasaydı bu şekilde devam edecekti. Burayı düstel yapacaktı. Burayı böyle devam edecektik. Sonrasında buradan geçecektik. Yoluma devam edecektim. Bu şekilde yolumu tamamlayacaktım. Bu kez ama yine dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi ise yine diyotun açılıp açılmadığı konumlara dikkat etmemiz lazım. Yine aynı şekilde bu tarafa doğru hareket etmeyen eksi artı durumum var. Yine bu kez bu kez burada bir voltaj kaynağım var Artısı burada eksisi burada Bunun eksisi burada artısı burada Bu tarafa yani artıdan yola çıkan Şöyle bir akım çizin hadi varmış gibi düşünün Aynı şekilde de bu, bu kez şu artıdan Yola çıkan bir e, akım varmış gibi Düşünün yine burada bir çatışma söz konusu Bu çatışmayı engellemek adına ne yapmamız gerekiyor? Düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünmemiz gerekiyor? Bu diyotun açılıp açılmadığı durumu düşünmemiz lazım. Peki size soruyorum. Bu diyot ne zaman açılacaktır? Bu diyot eğer ki şuradaki V2 kaynağını yenebilirse açılacaktır. Açıldıktan sonra ise outputta V2'yi göreceğiz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Açılmadığı takdirde ise biraz önce tıpkı biraz önce yaptığımız gibi tıpkı biraz önce yaptığımız gibi ne diyeceğim? Bunun şey e, ters çevrili yani bu şekilde değil de şu şekilde bir diyottan farkı kalmayacaktır. Niye? Niye? çünkü bu bir nevi artık bunu açmaya gücü yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü buradaki V2'yi yenemiyor. Hangi durum için? İşte V2'den küçük olduğu şu zaman aralıkları için yenemediği için tüm voltlar yine burada toplanıyor. Ama nasıl şekilde toplanıyor? Peki eksi mi çizeceğiz, artı mı çizeceğiz? Bir kere şimdi şu an bu aralığa odaklandım. Yani t bölü 2'den t aralığına odaklandım ve buna nasıl bir şekilde odaklandım diye size sorduğumda siz diyorsunuz ki bana önce nereden geçtim diyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kez eksiden geçtim önce demek ki aynen v in neyse Aynen görüyorum eksilik tarafına doğru, eksi tarafına doğru şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Bu çizme işlemini de yaptıktan sonra ise gelin bakalım bu kez V inimiz artık V2 yenerse ne olur? Onu tekrar görmek için diyotun üzerini şöyle tekrar siliyorum. Bu silme işlemini yaptıktan sonra odaklandığım nokta şu. Bu bölgede ne olur diye düşünüyorum. Siz bana diyorsunuz ki işte o zaman işte o zaman yani V in büyük şuradaki V2 değeri olduğu takdirde ne olacaktır? Bunu artık bu şekilde düz yapacaktır. Yapabilsin ki artık bu da devrede şu şekilde dolaşabilecek vaziyet alsın. Yani buradaki voltaj kaynağı aktif olsun ama eksisi artıyı, artısı ise neyi görüyor? Eksiyi gördüğü için zıtlık söz konusu olduğundan ne diyordum? Veya bu artı ucu nereye görüyor dediğimde, dediğimde de bulabiliyorduk bu cevabı. Eksi kısmı görüyorsa eksi çizeceğim demek. Yani eksi V2 büyüklüğünde her zaman bu voltaj kaynağını görecek. Hangi zaman aralığında V2'nin yani şuradaki V'in değerinin eksi tarafta V2 değerini yendiği kısım olan bu aralıkta da her zaman için neyi görüyorum? Buradaki V2 değerini görüyorum. Ve o zaman bu şekilde de çizimimi tamamlıyorum. İşte çizimimiz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.